Kolay gelsin, iyi geceler. Beyler iyi mi böyle, rahat mısınız? Keyfiniz yerinde mi? İyi akşamlar. Haldun abi merhaba. Merhabalar, merhabalar. Mehmet Yılmaz bayağı yutkundu bir şeyler söylememek için ama yani neyse, bana bir şey söylemedi. Ilgaz'a biraz laf attı gibi geldi bana. Şimdi Ilgaz muhtemelen film izliyordur falan dedi. Ilgaz Çınar zaten hayatı film olarak görüyor ve hemen hep film izliyor. Sevgili Mehmet de yayın öncesi sizinle ilgili söylediklerini burada söylerken ben de arkadaşlara yazdım. Dedim ki Haldun Domaç'ı Ilgaz Çınar'ı yedirmem Mehmet Yılmaz'a. Bara gidelim. Bak Ilgaz, Haldun abi bara gidebiliriz. Biraz önce söylediklerim hakkında. Ben baştan beri izliyorum programı. Zaman zamanlarda sizi izliyorum. Ayrıca izleyicilerimizin gerçekten ne kadar sadık izleyiciler olduğunu biliyorum. Orada söylediğiniz her kelimeyi bana gönderiyorlar. Ben izlemiyor olsam bile izliyorum, ona göre yakın takipteyiz. Bilginiz olsun. Farkındaysan hep seni övüyorum Haldun abi. Böyle şeyler alıyorsundur. Bu arada yok Ilgaz... yok öyle değil, öyle değil. Biliyorum onları da. Ilgaz ses verirsen seviniriz. Orada mısın? Yok, Haldun abinin konuşmasını bitirmesini bekledim. Mehmet Yılmaz'ın yani, aleminde söylediği şeyleri duydun o zaman. Yok, hiç aleyhimde bir şey konuşmadın. Sen ne kadar zehri salıp köşeye sıkıştırmaya çalışsan da Mehmet tam bir futbolcu bilinciyle aslanlar gibi savundu bizi yani. Kardeşim benim işte ya Ilgaz. Bak Haldun abi de aynı Mustafa. Ben evet. Böyle olacağını bilmiyordum bak. Haberim yok. İzleyicilerimize böyle söyleyeyim ilk önce daha. İkisinin de bizi izlediğinden haberim yoktu. Ben kendi fikrimi düşündüm. Evet. Dedim ki Haldun abi böyledir. Ilgaz da film izliyordur büyük ihtimal dedim. Valla Mehmet. Öyle mi Mehmet? Freud dizisini izliyordum. Dördüncü bölümü bitirdim. Hemen geldim son sayfaya. Ne güzel işte. Dizi neyle ilgili? Sigmund Freud'le ilgili Mustafa. Gizem çözmeye çalışıyor. Neyle ilgili olacak yani? Filmin ismini anlamadım. Ondan sordum. Takip de etmediğim için. Ilgaz Çınar burada olsa da, 3G'yle bağlansa da, Skype'le bağlansa da, telefonla bağlansa da her zaman problem oluşturmaya hazır. Allah'tan Haldun Domaç gibi centilmen abilerimiz, jant abilerimiz, İstanbul Beyefendisi abilerimiz var da. Aynen öyle. Arada sırada efendilik de görüyoruz. Haldun abi. Yani Freud... Evet. Haldun abi, senin önereceğin bir film var mı? Freud'le alakalı olacak hali yok yani. Benim dizi. Ya şu aralar gerçekten dizilerle çok fazla ilgilenemiyorum Mustafa. Biliyorsun bizim işimiz yani koronavirüs nedeniyle İşimiz sanki rahatlamış gibi görünüyor ama tam tersi ben iki üniversitede ders veriyorum biliyorsun. Her iki üniversitede de derslere devam ediyoruz. Aynen kaldığımız yerden. Nasıl bugün devam ediyorsun? 6 saat ders vardı. Yarın 6 saat ders var. Yani derslerimiz devam ediyor Mustafa. Bu arada tabii izleyicilerimizi gerçekten çok özledim. Özellikle son sayfa izleyicileri bana da Instagram sayfamdan ulaşıyorlar. Diğer sayfalarımdan ulaşıp neden son sayfaya çıkmıyorsun diye soruyorlar. Tabii mevcut durumumuzun getirdiği bir konu bu. Kanalımız da bu konuda bazı tedbirler aldı. Tabii ben de onları çok özlüyorum. Ama zaman zaman böyle bağlanacağız, konuşmaya çalışacağız. Bu noktada tabii genç kardeşim Mehmet Yılmaz oradan bizim arkamızdan konuşmadığını bilerek takip ettiğimiz bir arkadaşımız olacak orada. Haldun abi dersleri nereden veriyorsun? Online olarak bilgisayardan. Anladım, okul devam ediyor, derslere devam ediyoruz dedin, onu açayım dedim. Hani bilgisayarda internet tabii, ortamından yani, devam ediyor online. Tabii online olarak üniversitede derslerimizi vermeye devam ediyoruz. Yani öğrenciler derslerden geri kalmasın diye. Online olarak tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nda YÖK'ün de bu konudaki çalışması sonucu üniversitelerde gerekli altyapıları hazırladılar. Öğrencilerimize normal ulaşıyoruz. 6 saat mesela bugün ders anlattık. Hiçbir problemimiz yok. Gayet güzel bir şekilde öğrencilerle karşılıklı zaman zaman yazışıyoruz. Zaman zaman o yazışmalarla konuşuyoruz. Anlamadıklarını tekrar tekrar anlatıyoruz. Yani eğitim sürecinde bir sıkıntımız yok. İnşallah şu sağlık boyutunu da çözersek ondan sonra yani bu koronavirüs meselesinden de biraz kurtulabilirsek meseleli olacak. Zaten bu dönem biliyorsun tamamen bahar dönemi tamamen iptal oldu. Artık bundan sonra bahar dönemi süresince derslerin tamamını online olarak yapacağız. Öğrenciler evlerinde yani rahat rahat gönderebilirler. Herkes evinde. Peki hazır konseyi toplamışken
Adadan kim evet. gitsin konulu bölüme geçmeyeceğim tabii ama hani ben Ilgaz'ı seçecektim, orası kesin. Sevgili Ilgaz, bugün hazır konseyi toplamışken üçünüze birden şu soruyu yöneltmek istiyorum kısa kısa cevap alarak. Şimdi teoriler konuşuluyor ligin devamı için. Yusuf Şimşek Hoca'ya sorduk bu soruyu dakikalar öncesinde. Yusuf Hoca dedi ki yani benim için hiç sorun değil ya da benim takımım için hiç sorun değil. Çünkü düşmek ya da çıkmak gibi bir kaygımız yok. Ama Hatayspor'a ayıp olmayacak mı dedi. Bir playoff oynayalım hadi baştan o bölümü oynayalım dersek dedi. Kendi ligi özelinde. Süper Lig'le ilgili tabii ne olacak ne bitecek. İşte Ankaragücü Başkanı diyor ki düşme kalksın. Lig oynanmaz zaten iptal edilsin. Önümüzdeki sezon 21 takımla oynansın diyor. Böyle bir çözüm önerisi var. Antalya'da oynayalım çözüm önerisi var. Kısa zamanlı bir lig yapalım çözüm önerisi var. Ama bazı teknik adamlar da diyorlar ki takım peki nasıl hazırlanacak? Oyuncuları nasıl hazırlayacağız? Bir daha sezon başı gerekir diyorlar. Senden başlayalım. Görüşünü alayım. Yani ben tabii ki... Buyurun Haldun abi isterseniz sizin de başlayalım. Bana mı söyledin Ilgaz'a? Yok Ilgaz'a söylediysen Ilgaz başlasın. Sorun yok. Ilgaz Şınar'a sormuştum. Tamam Ilgaz'la başlayalım. Yakışıklımızla tamam. başlayalım. Ilgaz Şınar buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki virüs karar verecek bu liglerin nasıl oynanacağını. Ama her şey normale dönerse ben bir şekilde bir ilde ve hızlandırılmış şekilde sonlandırılması taraftarıyım. Ama oynansın. Ve düşme olsun diyorsun, şampiyonluk olsun diyorsun, her şey ona göre belirlensin diyorsun. Şu anlamda her şey normale dönerse dedim zaten başlangıçta. Yani eğer virüsün lanetini atlatabilirsek, yavaş yavaş hayatımız normale dönmeye başlarsa bu şekilde olsun. Almanya'da biliyorsunuz zaten Mayıs'ın başına kadar liglerin tamamen ertelendiğini duyurdu. Bugün 36 kulüp temsilcisi bir toplantı yaptı. Kulüpler Birliği olarak. Bir şekilde hayat normale dönerse yazın Haziran ayında belki Temmuz'a sarkacak şekilde tek il ve hızlandırılmış bir lig olarak sonlandırılması taraftarıyım. Peki Haldun abi... Bu teoride, Ilgazçıların teorisinde bir handikap oyuncuların sözleşmeleri birincisi. Evet. Bu ne olacak? İkincisi sizin öneriniz nedir? Şimdi ben bir kere playoff önerisine karşıyım. Yani şu aşamada playoff yapılması yukarıdakiler için de aşağıdakiler için de bir dezavantaj olacaktır. Bir kere bunu yazayım bir kenara. Şimdi aslında benim beklediğim yarın, yani bir yarın 1 Nisan'da 55 kulüple biliyorsun UEFA bir toplantı gerçekleştirecek. Evet. 2 haftalık bir çalışma grubu bir planlama yaptı. Bu planlamada 3 seçenek üzerinde durdu UEFA. Birinci seçenek işte Mayıs ayında başlatarak ligi Mayıs'tan sonra Haziran'da, Haziran-Mayıs ortası gibi başlatıp Haziran sonuna doğru bitirebilmek konusu gündeme geldi. İkincisi... bir playoff oynatmak, birçok yerde playoff oynatmak liglerde. Üçüncüsü de Eylül-Ekim'e kaydırmak gibi. Şimdi bunların içerisinde, üç senaryonun içerisinde Eylül-Ekim'e kaydırmak kesinlikle mantıklı bir senaryo değil. Az önce senin söylediğin konu çok değerli burada. Ayrıca yarın konuşulacak 55 federasyonla konuşulacak olan konuların başında da bir bu geliyor yani oyuncuların sözleşme bitim tarihi, iki transfer dönemi geliyor. Yani transferle ilgili bir karar noktası var. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum, ben playoff'a karşıyım. Eylül-Ekim gibi ötelemeye de karşıyım. Ayrıca evet. işte Ankaragücü Başkanı'nın söylediği küme düşme kaldırılsın noktasına da karşıyım. Çok basit bir sebebi var. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. 2021'de hepimiz biliyoruz milli takımımızın da gideceği bir Avrupa Şampiyonası oynanacak. 21 takımlı bir ligin altından kalkmak ve üstelik de ligi geç başlatacağınız bir ortamda gerçekten çok zor olur diye düşünüyorum. Onun evet. için de... O toplam bir karar alınacağına inanıyorum. Hemen şunu da söylemekte yarar var. Bizim ligimiz şu anda en avantajlı liglerden biri. Yani 5 majör ligde İtalya'da 12 tane maç var oynanması gereken. İspanya ve Fransa'da 11 maç var. İngiltere 9, biz 8'iz. Yani biz sorunumuzu daha çarşamba pazar daha çabuk kapatabilecek bir ligiz. Ama... şöyle bir şey var. Biz hiç kimse birbirinden bağımsız değil. Yani Avrupa'da her
ülke UEFA'nın alacağı kararlar doğrultusunda hareket etmek zorunda. Çünkü UEFA size diyecek ki liginizi bitirin, atıyorum Temmuz'un 15'inde, ben Temmuz'un 15'ine kadar sözleşmeleri uzatıyorum, bitirin, bana şampiyonunuzu gönderin, bana UEFA'ya gidecek takımınızı gönderin diyecek büyük bir olasılıkla. Bu noktada da UEFA kendi içinde 8 takımlı bir playoff'ta senaryosuna yazmış. Yani Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için. Yarın herhalde kritik gün bu kararla ilgili. Mehmet Yılmaz, şahsi fikrin nedir? Herkes çünkü farklı öneriler sunuyor ama hem Ilgaz Çınar'ın hem de Haldun Domaç'ın birleştiği noktalar var. Ilgaz çok değerli bir şey söyledi. Bir şekilde bu lig tamamlanmalı. Haldun abinin söylediği şey, düşme olmazsa önümüzdeki sezon 40 hafta olacak. Evet. Aynı zamanda sonrasında 2021 yazında da Avrupa Şampiyonası var. Sence nasıl olmalı? Ben de Haldun abi ve Ilgaz'a katılıyorum. Şöyle, tabii ki söylenenler hep aynı. Ben de playoff'un kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Bizim ligimiz en avantajlı liglerden bir tanesi. 8 maçlık bir süreç var. Ya bu süreç dediğimiz gibi şu virüs belasından inşallah kurtulup o kısa sürede artık nerede oynanır? Yani 2 aylık dönemde hemen maçlar oynanıp bitilir. Eğer ki bu virüs işi uzarsa bir şekilde bunun tabii ki çözümü olacak ama yarın yapılacak toplantı bence her şeyden önemlisi. Şu an sadece biz konuşuyoruz ama yarın çıkacak karar, oradan alınacak fikirler belki bizim yolumuzu aydınlatacak. Ben öyle düşünüyorum.